2012 yılının ikinci haftası dolmak üzereydi. Soğuk Ocak günlerine rağmen İtalya'da turistik geziler ve eğlence hayatı tam gaz devam ediyor, birçok insan tatil için burayı tercih ediyordu. Tur gemileri, rehberler ve seyahat acenteleri ise müşterilerini artırmak amacıyla kıyasıya bir rekabet içindeydi. Ülkenin en büyük tur şirketlerinden biri olan Costa ise tarihin en büyük gemilerinden birinin yapımına başlamıştı. Dönemin efsanelerinden Titanic'in iki katından daha büyük olan bu kruz gemisi 290 metre uzunluğa, 35 metre direk boyuna ve 13 açık güverteye sahipti. Kat kat spa merkezleri, yüzme havuzları ve daha birçok aktivite imkanıyla Costa Concordia tarihin en ilgi çekici gemilerinden biri olacaktı. Devasa görünümü ve sahip olduğu özellikler bölgeye gelen turistlerin tercihlerinde sürekli üst sıralarda olmasını sağlıyordu. 2014'ten beri hizmet veren Costa Concordia için neredeyse 100 yıl sonra yine Tanrı'nın bile batıramayacağı gemi deniyordu. Titanic Tanrı'ların dokunuşuna gerek kalmadan insanların hatası batırmıştı. Costa şirketi ise işini şansa bırakmayacaktı. Geminin başına şirkette uzun zamandır çalışan ve başarılı bir şekilde görevini yerine getiren Kaptan Francesco Schettino getirildi. Onlara göre uzun zamandır kaptanlık yapan Schettino bu büyük görevi yerine getirebilecek tek insandı. 2012 yılının 13 Ocağı'na kadar da tüm beklentileri iyi bir şekilde karşılamayı başarmıştı. Sıradan bir turun ortasındalardı. Masmavi İtalyan denizleri önlerinde bir örtü gibi seriliyor. İçerideki müthiş eğlencenin aksine sakin sular misafirleri buyur ediyordu. Soğuk kış havası kimsenin umurunda değildi. Herkes mutlu ve çok keyifliydi. İki gün önce Cagliari Limanı'ndan başlayan yolculuk Akdeniz sahilleri boyunca devam edecek ve tam 7 gün sürecekti. Sicilya bölgesinin Palermo limanından ayrıldıklarında ise 12 Ocağı girilmiş, bir sonraki gün ise yeni durak Civitavecchia limanı olmuştu. Misafirler burada bir süre kalıp liman çevresini gezdikten sonra tekrar Costa Concordia'ya döndü. Kalkış işareti verildi ve tekrar harekete geçildi. Gemi için çizilen ana rotaya harfi harfine uyuluyordu. Ta ki kalkıştan sonraki birkaç saate kadar. Resmi rotada Giglio Adası'nın etrafından geçmesi gereken Costa Concordia'nın kaptanı Schettino, selamlama uygulaması yapılmasını istiyordu. Adaya daha da yaklaşarak buradaki halkı selamlamak, misafirlere ise adanın güzelliklerini daha yakından görme fırsatı vererek eşsiz bir deneyim sunmak istiyordu. Bu tarz selamlamalar tarih boyunca her zaman yapılmış ve hiçbir zaman kötü bir sonuçla noktalanmamıştı. Neredeyse zararsız olan bir gelenekti sadece. Yeni rota çizilmişti. Kaptan Schettino gemiye gizlice soktuğu Moldovalı metresiyle kamerasında akşam yemeği yerken Costa Concordia rotasından sapmış ve Giglio adasına yaklaşmaya başlamıştı. Planlanan sapma yaklaşık 450 metreydi ve tamamen zararsız bir uygulamaydı. Ancak Tanrı'nın bile batıramayacağı bu gemi bir kez daha insanlığın hatası yüzünden eski bir dostla aynı kaderi paylaşacaktı. Costa Concordia saniyeler geçtikçe Giglio adasına daha çok yaklaşıyor, rota sapma mesafesi aşılmaya devam ediyordu. 450 metre olarak koyulan mesafe sınırı tam 659 metre aşılmıştı. Adanın ışıkları akşam saatlerinde cıvıl cıvıl bir tablo gibi rengarenk enstantaneler sunuyor, restoranda yemek yemeyen insanlar bu güzel manzaranın fotoğraflarını çekiyordu. O sırada büyük bir sesle gemi sarsıldı. Aşılan mesafe sınırı yüzünden gemi, altında neler olduğu bilinmeden uzun süre hareket etmiş, en sonunda bir kaya ile karşılaşmıştı. Sivri ucundan geminin altını yırtan kayalar tam 53 metrelik bir yarık açmıştı. Sarsıntı yüzünden anlık olarak bir denge kaybı yaşanmış, restoranda yere düşen tabakların sesi her yerde yankılanmıştı. Kamerasında uyuyanlar korkuyla uyanırken, güvertedeki insanlar ise düşme tehlikesi geçirmişti. Her şey tekrar normale dönmüş gibi görünse de, kalabalığın nabzı geri dönmeyecek şekilde yükselmişti. Kaptan hızla kamerasından çıktı ve görev bölgesine gitti. Çevresindeki herkes neye uğradığını şaşırmıştı. O sırada elektrikler gitti. Dev yapı karanlığa gömüldü. Jeneratörlerin bulunduğu kısımda büyük bir hasar oluşmuştu. Motorlar da arıza yapmış, gemi olduğu yerde durmuştu. Büyük bir ölüm sessizliği vardı şimdi ortalıkta. Kalabalığın paniğini kontrol altına almak, insanları sakinleştirmek gerekiyordu. İşte o görev kaptanındı. Yedek jeneratörlerin devreye girmesiyle gemi tekrar hayata dönmüş gibi parladı. Kaptan ise megafondan basit bir elektrik kesintisi olduğunu söylüyordu. Su geçirmez denilen bölümler su altında kalmaya başlamıştı. Yarığın boyutu 70 metreyi geçmişti şimdi.
neredeyse 5 derecelik bir yan yatma vardı ve bu mesafe gitgide yükseliyordu. Tüm kalabalık korkuyla kurtarma filikalarına doğru koşmaya başladı. Bazı misafirler kompartımanlarda sıkışmış, ölümü bekleyen denek hayvanları gibi çaresiz kalmışlardı. Elektriğin etkisiyle asansörde kalan insanların yardım çığlıklarını kimse duymuyor, duyanlar da kendi canının derdine düşerek kurtarma filikalarına doğru ilerliyordu. Bu sırada hala megafonlardan panik yapılmaması önemli bir sorun olmadığı söyleniyordu. Costa Concordia'da kopan kıyametin sesleri Giglio Adası'nın sahil güvenliğine kadar ulaşmıştı. Kazadan tam 27 dakika sonra gemiyle iletişime geçildi. Ancak kaptan basit bir arıza yaşadıklarını ve yardıma ihtiyaçları olmadığını belirtti. Yani yalan söyledi. Adına, kariyerine ve Costa firmasına leke sürdürmek istemeyen Schettino, gemiyi göz göre göre bir felakete sürüklüyordu. Denizin büyüklüğüne meydan okurcasına dizayn edilmiş Costa Concordia bu savaşı kaybetmek üzereydi. Gemi su almaya devam ediyor, bariz bir şekilde yana yatıyordu. İnsanlar yer çekim hissini kaybediyor, geminin yürüme bölümlerinde değil, sağa bakan bölümlerinde daha kolay ayakta durabilecekleri bir pozisyona geliyordu. Artık gerçeği saklamanın anlamı kalmamıştı. Acil durum sirenleri çalındı ve gemiyi terk etme çağrısı yapıldı. Artık tam bir izdiham ve kıyamet havası hakimdi. Bir saat önce hayatlarının en güzel günlerini geçirircesine eğlenen insanlar şimdi canlarını kurtarmaya çalışıyordu. Kurtarma filikalarının sayısı yolcular için yetersizdi. Ve gemi yan yatmaya başladığı için halatlar yetmiyor, filikalar 3 metre havada asılı kalıyordu. Olabilecek son mesafeye kadar indirilen filikalar, halatlar kesilerek suya bırakıldı. Bazıları karaya yakın oldukları için gemiden atlayıp yüzmeyi düşünüyordu. Ancak gece saatinde 20 metre yüksekten suya atlamak ve bir ocak akşamında karaya kadar yüzmek pek de akıl kârı değildi. Panik artarken koordinasyon problemleri de baş gösterdi. Tam da gemi kaptanının devreye girmesi gereken bir andı. Gözler onu arıyor, insanlar onu soruyordu. Kaptan Schettino nerede? C'è gente che sta scendendo dalla biscacina di prua. Lei quella biscacina la percorre in senso inverso, sale sulla nave e mi dice quante persone. Comandante, per cortesia. No, per cortesia, lei adesso prende e va a bordo. Mi assicuri che sta andando a bordo. Io sto andando qua con la lancia dei soccorsi, sono sotto qua, non sono andato da nessuna parte, sono qua. Che sta facendo, comandante? Sto qua per coordinare i soccorsi. Che sta coordinando lì? Vada a bordo, mi coordini i soccorsi da bordo. Lei non deve fare altre valutazioni, lei ha dichiarato l'abbandono nave. Korkak kaptan Schettino, gemiyi farelerden bile önce terk etmişti. İlk filikalardan birine binerek gemiden kaçmıştı. Müşteriler kadar sahil güvenlikte kaptana ulaşmaya çalışıyordu. En sonunda iletişim kuruldu ancak geminin çoktan başıboş bırakıldığı anlaşıldı. İşte o anda yeni bir kıyamet koptu. Costa Concordia'daki 4252 yolcu artık tek başınaydı. Gün doğumuyla birlikte ihtişamlı Costa Concordia 90 dereceye yakın bir şekilde yan yatmıştı. Artık duvarlar yeni taban olmuş, buradaki tüm hayat tam anlamıyla tersine dönmüştü. Kurtarma çalışmaları geç de olsa başlamış ve yolcuların çok büyük bir bölümü kurtarılmıştı. Bazı yolcular ise kazadan tam 30 saat sonra su geçirmez kompartımanlarda karanlığın içinde beklerken kurtarıldı. Dışarıda bir felaket yaşanırken onlar içeride sıkışmış, kimseden yardım alamamış ve su altında kalan bölümde ölümü beklemişlerdi. Neyse ki şanslılardı. Ancak hayatını kaybeden 32 yolcu onlar kadar şanslı olamayacaktı. İlerleyen günlerde korkak kaptan olarak adlandırılan Schettino, yardım filikasını bilerek binmediğini, ayağının kayarak gemiden düştüğünü ve tam da filikanın üzerine denk geldiğini söyleyecekti. Ancak çekilen görüntülerle kaptanın hem korkak hem de yalancı olduğu anlaşılacak ve 16 yıl 1 ay hapse mahkum edilecekti. Bir kez daha Tanrı'nın bile batıramayacağı gemi olarak adlandırılan bir yapı, basit bir insan hatası yüzünden batacaktı. Ancak okyanus, Costa Concordia'yı Titanic gibi ikiye bölerek yutmayacak, insan hatalarının ne kadar büyük boyutlarda olabileceğini gösterircesine su yüzünde tutacaktı.